Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akfük Mahallesi'ndeyiz. 325 metrekare arsaya sahip, yani arsa alanına sahip. 3 oda, 1 salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, kaliteli bir ev sunumu için geldik. Şu anda üzerinde bulunduğum alan havuz, yüzme havuzu. Tabii üstü kapanmış. Yakın zamanda açılacak. Çünkü Didim'de genelde havuzlar ruhsata işli değil değerli arkadaşlar. Çünkü iskan evrakları içeride, iskanı alınacak. Fiyatla ilgili de hemen bilgi vereyim. Fiyatımız 15 milyon Türk lirası. Pazarlığa açık. Didim sınırları içerisinde takasa açık. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Hakikaten kaliteli bir ev. Arsa payı geniş. 325 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş harika bir ev. Müstakil, tam bağımsız. Önünde de kendine özel bir yüzme havuzumuz var. Denge deposu, motor dairesi burada. Burası da yarın öbür gün açılacak. Havuz faaliyete girecek. Aynı zamanda otopark alanımız da mevcut. Hemen karşıdaki giriş kapıyı görüyorsunuz. Oradan da aracınızı içeriye alabiliyorsunuz. Tabii detaylı dolaşacağım, etraflıca dolaşacağım. Hem peyzaj alanını göstereceğim, hem tam bağımsız olması açısından sizlere detaylı bir çekim yapacağız. Değerli dostlar, tabii kaliteli bir yapı olunca fiyatla ilgili ben bir şey diyemiyorum. Fiyatlar artık Didim'de bilenler bilir bu şekilde. Ama şunu biliyorum ki ciddi bir pazarlığı var değerli dostlar. Peyzaj alanı şu şekilde. Teletuvarlar gayet kaliteli yapılmış. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. Zaten 3 odamız, bir salonumuz mevcut. 4 tane klima taktığınızda tek diş ünitesiyle çalıştırabilirsiniz. Burada yani klimanın dış ünitesini buraya takıyorsunuz. Merkezi sistem yaptığı için tek dış üniteyle çalıştırabiliyorsunuz. Tabii demir ferforjelerle bahçe duvarlarının üzerine güzel demir ferforjeler yapılmış. Oldukça güzel çim alanımız mevcut. Geldik şuradan tekrar tam bağımsız olması açısından etraflıca dolaştık. Otopark alanına geldik. Çelik kapının önündeyiz. Direkt salona girilmiyor diğer evler gibi. Çelik kapıyı açtığımızda koridor oluşuyor gördüğünüz üzere. Gayet güzel. Hemen şurada da bir vestiyer alanımız var. Ayakkabılık, işte kılık kıyafeti düzeltme açısından oldukça antresit renk güzel bir şey yapmış. Yani dolap kurulmuş. Koridor oldukça geniş. Giriş kısmında oda demiştim ve banyo demiştim. Hemen koridordan geldiğimizde Sinan kardeşim şöyle bir banyoyu göstersin. Banyo, işte duşakabin, Hilton dolabı, çamaşır makinesi yeri hepsi dizayn edilmiş. Salon mutfağa girmeden önce hemen giriş kısmındaki odaya geçmek istiyorum. 11 metrekare genişliğinde klima tesisatı duvarın içerisinde. LED aydınlatmalarımız var. Sürgülü kapı verilmiş balkona çıkış için. Oldukça güzel bir yatak odası. Televizyon sistemi de kurulmuş. Gayet güzel dizayn edilmiş. Tam bağımsız, tam müstakil. Denize 1 kilometre mesafede. Akbük'ün kalbinde, güzel bir lokasyonda. Şimdi salon ve mutfak kısmına geçeceğiz. Salon mutfak kısmına geçince çift paneli kapımız mevcut. Hemen salonun içerisine geldiğimizde 60'a 120 porselen seramik döşemezimiz var. 3 tane sürgülü kapımız var. 2 tanesi veranda alanına, havuz başına çıkış için, bir tanesi balkona çıkıyor. Işık aydınlatma için de burada sabit pencereler yapılmış. Tabii bunlar, şöyle söyleyeyim, tek dokunmadan hemen kapatabiliyorsun ki kapatayım sizler de görün. Tamamen otomatik panjurluk, oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tavanlarda asma tavan var ve LED aydınlatmalarımız söz konusu. Televizyon ünitesi buraya düşünülmüş. Aynı zamanda kalorifer petekleri döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Açık mutfak demiştim. Açık mutfak şöyle ortaya bir ada mutfak tarzında güzel bir sehpa kurulmuş. Bu seyyardır. İstediğiniz yere çevirebilirsiniz veya kaldırabilirsiniz. Ama yemek masası olarak da kullanabilirsiniz. Burada herhangi bir çekmece kapak yok ama iç kısımlarda çekmeceleri mevcut. Çok amaçlı, çok kullanışlı raflar mevcut gördüğünüz üzere. Antresit renkten yapılmış, frenli sistemle yapılmış. Tabi burada da fırın, set üstü ocak, dablumbaz, beyaz granit evye, aynı zamanda bulaşık makinesi ve buzdolabı oldukça şık, oldukça kullanışlı, güzel bir villadan bahsediyoruz. Aydın Didim Akbük Mahallesi'ndeyiz. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. 325 metrekare arsa payına sahip, tam bağımsız, tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. 2 katlı değerli arkadaşlar. Tabi üst katta oldukça güzel bir teras kısmımız var. Onu da şimdi hep beraber göreceğiz. Yukarıya doğru çıkacağız. Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış. Oldukça geniş, kullanışlı. Kare korkuluklarımız var. Tabi merdiven kovanını aydınlatmak için yukarıdan aşağı güzel bir pencere konulmuş.
Tavanlarda genel LED aydınlatmalarımız söz konusu. Üst kata çıktığımızda merdiveni aydınlatmak için penceremiz var. Çift açılımda değerli arkadaşlar. Burada da güzel bir dolap yerleştirilmiş. Ne içindir bunlar? İşte temiz elbise, kirli elbise ve çamaşır makinesi yerini gene burada dizayn edilmiş. Oldukça güzel bir alan değerlendirilmiş. Hemen bir ikinci yatak odasına doğru geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde 18 metrekare genişliğinde bir yatak odasından bahsediyoruz değerli arkadaşlar. İki tane sürgülü kapı verilmiş. Birisi Fransız balkon gördüğünüz üzere. Tamamen caddeye havuza bakacak şekilde. Burada taşıyıcı kolon var. Şey yapmış, burada gömme dolap yerleştirebilirsiniz. Burayı farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Klima tesisatları duvarın içerisinde, yatak başları bavyen şeklinde. Bu odamız ebeveyn banyolu. Şimdi Sinan kardeşimle beraber banyoyu da bir gözden geçirelim. Değerli arkadaşlar, banyonun içerisine geldiğimizde antresit renk düşünülmüş burada. Duşakabin oldukça güzel. Kulaç açıp rahat manevra edebilirim. Niş kullanılmış. Çift açılımlı vasıtas pencere, duş telefonu fayansların altında dizayn edilmiş gördüğünüz üzere. Gayet güzel tuvalet alanı, Hilton dolabı, oldukça kullanışlı bir banyodan bahsediyoruz. Tabii geniş bir teras demiştim. Şimdi Sinan kardeşimle terasa da çıkalım. Ondan sonra üçüncü odayı sizlere gösterelim. Çünkü burada 2,5 kat değil, 2 kat imar verildiği için oldukça geniş, oldukça kullanışlı bir terasa sahibiz. Caddeye cepheyiz. Aydın Didim Akbük Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Şimdi 3. yatak odamıza geçip videomuzu bağlayacağız. Bizler sizler için çalışıyoruz. Pardon. Didim'i sizin evinize kadar getiriyoruz. Didim'le ilgili sizi bilgi sahibi yapıyoruz. Tabii şimdi 3. yatak odasının içerisindeyiz. 3. yatak odamız da ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Burada da ışık aydınlatma için oldukça güzel bir sürgülü kapı verilmiş. Genel LED aydınlatmalarımız. Bu çok önemli. Klima tesisatları komple duvarın içerisinde hazır bir şekilde yapılmış. Tek dış üniteyle çalıştırabileceğiniz sistemle, yani merkez sistemle yapılmış. Sinan şimdi hemen size banyoyu da yüzeysel göstersin değerli arkadaşlar. Burada da duşakabinimiz, tuvalet alanı, Hilton dolabı oldukça kullanışlı. Değerli arkadaşlar, Aydın, Didim, Akbük Mahallesi'ndeydik bugün. Bugün sizlere 325 metrekare arsa payına sahip, yani site değil, tam müstakil, tam bağımsız, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, merkezi sistemle yapılmış harika bir villa gezdik. Fiyat olarak da videonun başında dediğim gibi fiyatı 15 milyon Türk lirası, ciddi anlamda pazarlığa açık. Didim sınırları içerisinde daireniz olur, aracınız olur, takası söz konusudur. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.